Bakın sadece sarayın bir günlük harcaması 4000 asgari ücretlinin bir aylık maaşını karşılayabilecek düzeyde. Üretenler, alın teri dökenler, iş cinayetlerinde ölenler kemer sıkmaya, acı reçete içmeye devam edecek ama kendi cebinin bekasından başka bir derdi olmayanlar semirmeye ve zenginleşmeye devam edecekler. Elde pek bir şey kalmayınca emlakçı olup arsa satmaya başladınız. AKP-MHP ittifakı artık bir emlak anonim şirketidir. Bu şirketin yeni mesleği de aynı zamanda defineciliktir. Hani Türkiye'nin 766 bölgesinde maden ihalesi açarak her yerini kazıdınız ya, sizden hala defineci mi olur? Genç işsizlik oranı son 7 yılda düzenli bir şekilde artıyor ve sayenizde rekor üzerine rekor kırıyor. Üniversite mezunu gençlerin çoğunluğu işsizlik ve yoksullukla boğuşuyor. Her şehire bir üniversite yaptık diye övünen iktidar ne bu üniversitelerde akademik, bilimsel bir eğitim verebildi, ne de bu üniversitelerden mezun olan gençlere çalışabilecekleri istihdam alanı açtı. 7 bakanlıktan daha büyük bütçe alan bir Diyanet, 12 milyarın üzerinde bir bütçe alan Diyanet, diğer taraftan da sadece Kerbela anması ve aşure etkinlikleriyle karşılanan bir Alevi kardeşlerimiz ifadesi var. Biz bu kardeşlerimiz ifadesine şuradan karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki eşitlik olmadan kardeşlik olmaz. Kardeşlik hukuku öyle basallı hikayeyle olmaz. Cejna izi lahamu gelem hep bir rozdikim. Hevidarım ev cejin bebe sedema aşiti o azadi. Cejna izi değil ve bir roz ve berkodana şengali silav dikim. Silav uzriz. Bir Kürt vatandaşı, çoğunlukla bu Kürt köylüsü oluyor. Kamu adına vatandaşın güvenliğini sağlamakla görevli asker veya polis kurşunuyla yaşamını yitiriyor. Ya da askerin, polisin kullandığı zırhlı bir aracın altında kalarak yaşamını yitiriyor. Ya da tepesine bombalar yağıyor ve topluca yaşamını yitiriyor. Bugün bu ülkede tecrit vardır. Sayın hocalarına uygulanan tecrit sadece ve sadece bir meseleye odaklı değil. Bütün ülkenin haklarını yok sayan bir faşist anlayışın yansımasından başka bir şey değildir. Yani cezaevleri resmen bir gün bu ülkede toplama kamplarına dönüşmüş durumda. Cezaevlerinde yüzlerce tutsak tam da bu sebeplerden dolayı, İmralı tecridinden dolayı bedenini açlık grevine yatırmış durumda. Bizler nefes alabilelim diye, toplum nefes alabilsin diye, kendileri nefes alabilsin diye. Tartışmalıyız, konuşmalıyız. Bütün yolları denemeliyiz. Demokratik yolda yöntemlerle biz Kürt sorunu çözebiliriz. Yarın ücret 4000 lira olsun diyoruz. Allah'a emanet.